Evet, örnek 17'den devam edeceğim. Şekildeki duvarın üzerinde A ve B noktalarına birer çivi çakılıp üzerine yarıçapı 50 santimetre olan çember biçimde bir çiçeklik atılıyor. Şundan bahsediyor. Evet. Bir süre sonra A noktasındaki çivi düşüyor ve çiçekliği sadece B noktası çivi taşıyormuş. Yani şunu yapıyor, şöyle bir şey oluyor, şu hale geliyor yani. Buradaki çivi koparsa, düşerse o zaman bu çiçek şöyle görünür. O da bu hale gelmiş zaten. A ve B noktalarındaki arasındaki evet, A ve B arasındaki 60 santimetre yani şu mesafe 60 bundan bahsetmiş. Bu noktaları taşıyan doğru yere paralelmiş. Şu doğru şuna paralel diyor. Başka ne demiş? Buna göre son durumda çiçekliğin yere en yakın noktası yani şurası nedir? Yere yakın en yakın nokta şu anda şurada yani dik olan uzaklıktır öyle diyelim. Sonundaki çiçekliğin yere en yakın noktasının diyor şu an mesela yere uzaklığı ilk duruma göre kaç santimetre azalmıştır diye sormuş. Evet, olay şöyle. Renk şu kırmızı olsun. Şu anda şuradan bir dik inersem yani bu tam şu tam ortadan geliyor. Çapraz şekilde iniyoruz. Şuradan bir tane dik ineyim şöylece. Evet, bize sorulur şu olay. Şu anda yere en yakın uzaklık şurada. Yani şuradan dik inersen bura uzakta değil mi? Yere uzak. En yakın bura dik olan uzaklık zaten. Şu mesafe varken ilk hali bu birinci durum yani. İlk durum diyelim ilk. İlk durum böyle. Yani şu çiçekliğin yere uzaklığı bu kadar ilk durum. İkinci durumda ise B kop şu A noktasındaki çivi düştü. Şimdi ne yaptı? Artık ya daha aşağı kaydı bu. Bu da son durum. Bir de neyi sormuş? İlk durumda son durum arasındaki farkı sormuş. Çünkü azalmayı sorduğu için ilk durumda son durum arasındaki farkı soruyor. O halde biz ne yapalım? Bu iki farkı bulmam lazım. Yani ne kadar aşağı düştü? Kaç santim aşağı kaydı demek istiyor burada. Bunu bulmaya çalışalım şimdi. Evet, şimdi şekli şu an bir birleştiriyorum şu şekilde. Bu ikisinin arasını birleştim. Merkez zaten burada bir yerde olmak zorunda. Çünkü ben tam merkezden geçen şekilde şöyle kırmızı çizgi çizdim. Yani bu aynı zamanda şu çap, şurası şu kısım çaptır ve çapı devam ettiğinde en kısa mesafe oluşur burada. Evet, şuraya merkeze yerleşim. Buraya O diyorum mesela. Sonra şuraya bilesin. Burası bizim için yarı çaptır. Bu da yarı çap mesela. Şuraya diyelim. Ve gelelim şuraya. Evet, şimdi bir de verilen neydi? 60 santim. Neydi bu? AB arası uzaklık. Yani şunun tamamı 60'sa tabi bu kirişi tam ikiye bölüyor. Çünkü neden? Merkezden geldiğim için kirişi ne yapar? İki eşit parça böldü. Yani şurası dediğim için ben yanlış yapmıştım. Ne diyelim? 60'ın yarısı 30. Yani şu mesafe kirişin yarısı 30 yapar şuraya kadar. Şurası da 30 yapar. Şuraya yazıyorum. Şu mesafe, bir de başka ne vermiş? Şurada 50 yarı çap 50 idi. O halde şurada 50 yazarsam yarı çap 50. Şu 50 yazdım. Şu 30 o halde şurası ne yapar? 3, 4, 5 üçgenin 10 katı olsun. Burada 40 geldi. Yani şu mesafe. O halde şu parçaya ne kaldı yukarıya? Burada 10 kaldı. Neden? 10 nereden geldi? Şu yarı çap ya şu merkezden şu çemberin kenarına indiğinde burası yarı çaptı. Burası 50'dir. Şurada 40 varsa buraya 10 kaldı. Ne oldu? Şu 10 aşağı kayarak değil mi? Şu yani çember şuradan şuradaki çivi koptuğu için bu 10 santimlik bir azalma olacak. Yani şuradaki mesafe o aslında. Yani cevabımız 10 olması gerekiyor. Çünkü düşme yani şu tam çemberin şöyle tepe noktası diyebiliriz. Çemberin en üst noktası çember şu anda buradadır. Şuraya geldiğine göre demek ki şuraya düştü. Bu aradaki düşme fark ne kadar? Şu mesafe 10 ya. O zaman buradaki fark da 10 kadar olur. Yani 10 santimetre bir aşağı düşme olmuştur. Cevap 10 olması gerekiyor. Cevap orada 10 var mı? Göremiyorum ama şurada. Şurada 10 Yok olan. hocam. Cevap o zaman A şıkkı olması gerekiyor. Kaleme geçmiş. Evet, cevap 10. Bakalım ne demiş kitapta herhalde. 10 demiş bu şekilde. Yani şu mesafe kadar düşme olur. Çivi koptuğunda. Yani şu kadar düş var. Bunun cevabı buydu. Geldik bu soruya. 18. örnek. İlgili öğretmen geometri dersinde tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştı diyor. Neymiş soru? Yarıçapı 25 santimetre olan bir çember çizilmiş demiş. Bu çemberin birbirine paralel 40 ve 48 uzunluğunda iki girişini çizilmiş demiş. Bu girişler arasındaki uzaklığı hesaplayın demiş.
Bu soru çözen Akın ve Aycan isimli iki öğrencinin verdiği cevap farklı olduğu halde işlemlerini kontrol eden bir öğretmen ikisinin de verdiği cevabın doğru olduğunu, kendisinin soruyu eksik sorduğunu sınıfta söyleyip her iki öğrenci de tam puan vermiştir. Buna göre Akın ile Aycan'ın bulduğu sonuçların bulduğu cevapların toplamı kaçtı diye sormuş. Evet, bunu nasıl yapabiliriz? Çember çizmem lazım. Burada çember şekli var mı acaba? Geometrik şekil burada. Yok herhalde. Neyse ben şu çizmek çizimi şunu kapatarsam. Bir çember çizeyim şöyle böylece. Bir çember çizdik. Bunun yerçapı 25 olacağını söylemiş zaten bize. Çünkü öyle diyor. Şöyle merkez yapalım. Mesela şuradan bir tane 25'lik bir yarıçap çizdim. Bunun yarıçapı 25 olsun vermiş. Bunu yaptık. Sonra her birine paralel demiş. 40 ve 48 santim uzunluğunda iki tane kilit çiziyor. Bir de onları çizelim. Kilit çizerken şöyle yapalım. Mesela şuradan bir tane kilit tane de şuradan çizdim mesela. Şöyle iki tane kilit çizdim. Şu kilişin boyu 1240 mı? Şuna 40 diyorum. Biraz daha uzun 48. Yani bu merkeze biraz daha yakın tabii. Şimdi o halde biz ne öğrendik? Kirişe indirdim dikme. Şu şekilde merkezden kirişe dik indirdim. Şu şekilde. Bunlar ne olacaktı? İki eş parçaya bölüyordum. Yani şu 42'ye bölsem ne yapar? 20'yi burası alır. Şöyle burası 20 yapar. Bu da 20 yapar. Ulan bu özel bir üçgendir. 3, 4, 5'in katları yine. 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı. Yani burası 15 yapar. Evet. Bu kişiler arasındaki uzaklığı hesaplayın demiş değil mi? Şu 15 şimdi. Şimdi aşağıda hesaplıyorum aynı olayı. Aynı şekilde. Buradan bir dikiniyorum yine. Tabi bunun devamıdır. Düz bir şekilde geliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi şurayı da şöyle birleştireyim. Kalem aldım. Burada dik zaten. Yine kilit olduğu için merkezden kilişe indirdim dikme ne yapar? İki eş parçaya böldüm burayı da şöyle göstereyim. 24. 24 şeklinde paylaşıyor burayı. Burası ne yaptı? 25 yaptı. Hani burası ne yapar? 7 yapar. 7, 24, 25 üçgeni varsa. O zaman şu mesafe ne yapar? 15 artı 7. O halde bu ne yapar? 22 mesela bir tanesi böyle bir şey bulmuş. 22 santimetre bulmuş. Böyle seçtiği için. Mesela bunu Akın düşündü diyelim. Bir de buna benzer şöyle düşünebilir. Yani başka bir ihtimal daha var. Onu da şuraya çizeceğim. İkinci ihtimal bunu da Aycan yapsın. Bunu kim yaptı? Bunu Akın yaptığını düşünelim. Akın. Böyle çözdüğünü düşünelim. Evet, Aycan da şöyle çözsün. İki farklı yorum yani burada var. Bir de şöyle bir çember çiziyorum. Güzel olmadı ama neyse güzelmişsin. Şöyle bir şey çizdik. Yine merkezi işaretleyelim. Merkez bura olsun. O diyecektim. Yani yarıçapı şurası olduğu için mesela. Yine aynı şekilde şimdi şöyle yapacağım bu kez. Şurası 48'lik olan kiriş olsun. Bir de 24'lük kirişi çizeceğim. Bunu nasıl göstereyim? Onu da şuradan çizsem, başka renkten çizsem. Böyle çizelim. Bu da şöyle olsun. Birbirine paralel çiziyorum zaten. Çünkü burada paralel diye belirtmiş zaten. Evet, şimdi şuradan da bir tane çizgi yapmam lazım. Çünkü şu merkezden şu kişiye şöyle gidelim. Şimdi şu mavi çizgi mavi devam etmek istiyorum şu an. Mavi için evet. Şu şekilde devam ediyorum. Şu şekilde biraz merkezden gelmesi gerekiyor. Şöyle düşünelim. Evet. Şimdi kaleme geçtim. Şurada dik. Çünkü neden? Şurada bizim kirişimiz dik. Merkezde ne yaptım? Kirişe dik indim. Benzer şekilde şuradaki kiriş birbirine paralel olsun. Bu da dik zaten. Bunu da şöyle gösteriyorum. Evet, şimdi hesaplara geçiyorum. Bizim elimizde ne vardı? Yarıçap var. Burası 25. Şuraya 25 yazıyorum. Başka şu uzun olan kirişin boyu 48'di. O halde onu da başka bir renkle yazalım diye düşündüm. Evet, şurası bizim 48 olduğu için yarısını yapar. Şurada yaptığımız 24 burası olacak. Şurada 24. Üst tarafta aynı şekilde kirişin uzunluğu 40 yarısını yapar. 20 yapar. Şuraya 20 yazıyorum. Şu parçaya yine 20 yazıyorum. Şu mesafe 20 yani. Evet geldik.
Şimdi şu yarıçap zaten 25'tir. Çünkü burada bir yarıçaptır aynı zamanda. Şu an 24'tü. Çünkü şu 24. Burada var aynısı 24. Eşit bölmüştü. O halde buraya 7 kaldı. 7, 24, 25 üçgen dedik ya. Yani şu 24, 27 var. 24 var. 25 var. Bu da aynı şekilde şu yeşil ile çizdiğim yer 25'ti yine. Şu yeşil 25. Çünkü yarıçap olduğu için 25'ti. Yani burada ne var? 20, 25. O halde şurada 15 olması gerekiyor. O halde şu araya 8 birim kaldı. Şu küçük parça 8 birim kaldı. Evet. Bundan sonra ne yapacağız? Bakalım ne sormuş bize. Evet, cevapları arasındaki kiriş arasındaki uzaklığı sormuşlar. O zaman şu kirişle bu kiriş arasında ne kadar uzaklık olur? 8 birim değil mi? O halde Aycan ne yapmış? Kirişin uzaklığını 8 bulmuş. İki kiriş arasındaki uzaklığı 8 birim buldum burayı. Şu mesafede şu aradaki küçük var ya bu parça. Şu yeşil kirişle şu mavi kirişin arasındaki uzaklıkta o da 8 birimdir. Aycan 8 buldu. Akın da 22 buldu. Birbirinden farklı ama sonra bir hata olmadığını zaten söylemiştir. Gerçekten hata yok. Yani ne demesi lazım öğretmen aslında? Kirişlerin çemberin aynı tarafında, aynı bölgesinde bulunduğunu belirtmesi lazım. Ondan dolayı hata olmuş. Bir de sordu neydi? Cevapların toplamı kaçtı diye sormuş. Zaten biri 22 buldu. Diğeri de 8 bulmuştu. Bu ikisini toplarsam ne yapar? 30 yapar. Demek ki cevap 30 olması gerekiyor. Cevap şıkkı var mı burada? Evet, cevap D olması gerekiyor. İyi geldi. Ha, D'ymiş, evet. Bu da bu şekildeydi. Evet, önemli demiş. Bir çemberde veya eş çemberlerde eş kirişlerin yayları eşittir. Yani ne demek istiyor bakalım. O merkezi çemberde AB yani neresi AB'deki neyi kastediyor onu söyleyelim. AB'deki şu AB uzunluğundan bahsediyor. AB uzunluğu CD'ye eşit olmak şartıyla diyor çemberde. Böyle iki tane eşit kiriş varsa diyor. Bu kirişlerin yayları da eşit. Yani şu yaylar var ya AB yayıyla CD yayı da eşit olur diyor. Evet, bu da bundan bahsediyor. Bir çember veya eş çemberde eş kirişlerin diyor. Şuna eş kiriş diyor zaten. Yayları da eşit oluyor mu? Bu da önemli bir kural. Yani şu yayla AB yayı burasıdır. CD yayına eşit oluyormuş. Kirişte tabii eşit olduğunu her zaman değil. AB ile ACD kirişler eşit olduğu için böyle bir kural var mı? Bu da önemli. Evet, bununla ilgili ne var bakalım. O noktada çemberin merkezi görüyorsunuz. Şurası merkezmiş. OH şurası doğru parçası. CD doğru parçasına dikmiş. Yani kirişe dikmiş. Tamam. Burası 3 birimmiş. Şurada belirtmiş zaten. AB de 8'miş. Onu da vermiş orada. AB yay diyor. CD yayına eşitmiş. Bu şekilde zaten yok. Onu göstermem lazım. AB yayına şurası. Şu taradığım yer AB yayı. Bu AB yayı CD yayına eşitmiş değil mi şuraya? Kurala göre şimdi bu CD yayı ile AB yayı eşitse o zaman kirişlerde nedir? Bunların gördüğü kirişlerde eşit olmak zorunda. Yani AB kirişi ile CD mutlaka eşit olmak zorunda. O halde ben CD'ye ne diyeceğim buradan? CD işte AB olduğu için burası 8 ise bu da 8 olmak zorunda. Yerler eşit olduğu için. O zaman merkezden ne yapmış? Kirişe dikilmiş. O halde ne yapar? Bu 8 diye. O halde şöyle mavi de göstereyim hala. Önümdeyiz. Mavi evet. Şu bizim 8 oldu artık. 8'in yarısını yapar 4. Burası eşit olacak. Yani 4 4 diye paylaşacaklar. Bir de şuradan merkezi şu noktaya birleştirdim. Yani O ile D'yi birleştirdim. Burası ne yapar? 3 4 5 üçgeni yapmaz mı? Ne yapar? Yani bize neyi sormuş? Yarıçapı sormuş. Yarıçap zaten burasıdır. R'dir yani. Bu da 5'tir. Yani cevap C olması gerekiyor. Yani bu da bu şekilde bitti herhalde. Evet. Evet, burada ödev testleri var artık. Bu şöyle bitti. O halde zamanımız var herhalde. Öyle mi? Var var, 10 geçe Tamam, bitiyordu. evet. Diğer köye geçebiliriz. O halde burada diğer köyümüz 29 mu olacak? Bir dakika. Evet, 29'a geçtik. 29'u açtım o halde. Buradan da yine çembere dahil devam ediyor. Neler varmış bakalım. Evet, çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar demiş. Kirişin özelliklerine devam ediyoruz. Evet, bir çemberde eş kirişlerin merkeze olan uzaklıkları neydi? Eşittir diyor. Evet, bir çember var.
buradaki eş kirişe derken mesela şu AB kirişiyle CD'nin de birbirine eşit olacakmış. Bunlar eşit kirişler olacak. O halde buna indirilen dikme, merkeze indirilen dikme var ya, şu AB ile biraz önce yaylarına eşit olduğunu söylemiştik zaten. Şu AB kirişiyle CD kirişi eşit olduğu için o halde OH da OK'ya eşit oluyormuş. Bunu demek istiyorum. Merkezden tabii gelecek. Burası önemli. Kural böyle. Kirişler eşit olduğunda merkezden kirişe indirilen dikmeler eşit oluyormuş. Bu kural. Yani soruya bakacak olsam şöyle bir soru varmış. O yine neymiş? Çemberin merkeziymiş şurası. OE diktir ne demişler? AB'ye. OF de nedir? CD'ye diktir. OE uzunluğu da OF'ye dikmiş. Yani biraz önceki kuralın aynısı. Şu indirdiğim neymiş? Kirişlere olan uzaklıklar eşitse olan kirişlere de eşit olmak zorundadır. Dik indirdiğim ne yapmış? Kiriş iki eş parçaya bölündü. Daha önce biliyorum. Yani şurası 8 ise şurası 8 olmak zorunda. Burası 16 oldu. O halde karşı tarafta 16 olacak ve bunlar da yine iki eş parça bölecek. Yani bunlar yine 8 ve 8 şeklinde paylaşacaklar 16'yı. Bir de x'i sormuş. X neredeydi? Yani şurada CD demiş. CD neresi? Şunun tamamı CD olduğu için. CD bizim için 16'dı. Bunu 16'ya işlemem lazım. Yani 3x eksi 5'i 16'ya eşitledim. Buradan 3x eşittir 10, 21 yapar. Her tarafta 3'e böldüm 7. Demek ki x 7 olmalı. Cevap değişik bu halde. Bakalım ne diyor? 7 olduğunu görüyoruz. Cevap böyleydi yani. Örnek 2, örnek 2 yokmuş pardon. Yine bir kuraldan bahsetmiş. Bir çemberin iki kirişi merkezin eşit uzaklığı değil ise demiş. Biraz önce eşitti. Şunlar eşitti. Bu kez eşit değilse ne oluyormuş? Uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. Bir dakika. Uzun olan, yani şu uzun değil mi? Şundan bak. Uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. Ters mi yazmışım? Merkezin eş uzaklıkta değil ise uzun olan kiriş merkezi. Yani uzun, pardon, uzun olan kiriş, şu kirişten bahsediyor. Özür dilerim, ben şey anladım, dikmeden anladım. Dikme değil, kirişten bahsediyor. Şu uzun kiriş ya nedir? Merkeze daha yakın değil mi? Yani biraz daha ne yapıyor? Pastayı biraz daha ne? Merkeze yakın kesmiş. Ulan ne olursa daha yakın olmaz mı? Şu kiriş kestiğim yer şuraya daha yakındır. Mesela şu daha uzaktadır değil mi? Şu olan. Çünkü şu daha kısa ya, onun için ne yapar? Daha da uzak durur. Yani bir pastayı kesiyor gibi, çünkü şuradan kesmiş adam. Ne yaptı? Merkeze yakın. Biraz daha yakın kesersen, mesela şu an şöyle kırmızıda çizdiğim yer ne oldu? Biraz daha uzun olur buna göre değil mi? Şu AB kirişinden daha uzun kırmızıda çizdiğim kiriş. Ve daha da yaklaştım. Biraz daha yaklaştım. Tam ortadan kesersem tam sıfır yani. Uzaklaşırsam ne olur? Biraz daha aşağı inersem mesela. Ne oldu? Bu kiriş daha kısadır ve merkezden uzaklaşıyorum. Değil mi? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Biraz daha aşağı indim. Ne oldu? Kısaldı ve merkezinde uzaklaşmış olayım. Dikkat edersen böyle çizersem buradan herhalde yorumlayabilirsin. Kiriş ne oldu? Kısaldı. Merkezde uzaklaştım. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Merkeze ne kadar yaklaşırsa kiriş diyor. O halde kiriş uzuyormuş. Eğer uzaklaşırsak bu şekilde kirişler ne oluyor? Kısalıyormuş. Yani küçülüyor. Evet. O merkezi çemberde OH, yani şurasından bahsetmişim. Tamamen silin geri. OH diyor AB'ye dik olsun. Tamam. Ve OK da diyor neye dikmiş? CD'ye. Yani şu diktikleri zaten söylemiş, göstermiş aynı şekilde. AB uzunluğu diyor. Şu AB uzunluğu gerçekten de CD'den daha uzundur değil mi? Daha yakın ya. Şu mesafe kısa olunca şu daha uzun oluyor. O halde AB uzunluğu CD'den daha uzundur. Yani AB büyüktür CD'ye yaz şeklinde yazabilir. İse demiş. Bunun tam tersi, eğer kiriş uzunsa dikme kısa oluyor. Yani ters bir orantı var. O halde OH kısadır demiş. OK'ya göre. Şu daha mesela bura 2 birimse bura mesela örnek verin bura 4 birim. Şöyle bize. Ters bir bağlantı ilişki var. Onu da söyledik. Kural böyleydi. Şimdi bakalım soru şöyle. AB uzunluğu x artı 8 birim ve CD'de 3x eksi 2 birim olmak üzere AB ve CD doğru parçaları varmış. O merkezi 12 birim yarıçaplı çemberin kirişleridir demiş. CD kirişi O noktasına AB kirişinden daha yakın olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. O halde bir tane çember çizmemiz lazım. Evet, O merkeziymiş. O halde merkezi şurası olsun diyelim. O merkezi. Yarıçapı da işte 12'ymiş değil mi? Ve kirişlerden bahsetmiş. Bir de
Ne demiş? CD kişi O noktasına AB'ye daha yakınmış. CD daha yakınmış. Ben şöyle çizdim CD'yi mesela. Şuradan çizdim CD'yi. Burada daha yakın olsun. Bir de uzakmış. O da işte şurası olsun CD. Şimdi bu hangisi CD miydi? Yakın olan hangisiymiş? Bir dakika. CD daha yakın. Vallahi ben buna CD isim vereyim hatta. CD daha yakın olsun. Bundan daha uzakta olan bir kişi varmış. O da AB. Onu da şöyle mi göstereyim? Yani şöyle bir şey göstereyim. Biraz daha uzak olsun. Buna da AB diyorum. Bunu da yazdım. Sonra şimdi düşünelim. Buradan dik ineceğiz. Buradan bir dik inelim. Şöyle. Bunu da başka bir renkle dik. Şöyle indirdim. Buradan ne geldi? Burada dikmiş. Burada dikmiş. Evet. AB şeyler yarıçapta belli edelim de vardı. Onu da şöyle göstereyim. Yarıçap şurası dediğim için. Bu da yarıçaptır. Bunlar kaç birimmiş? 12 mi diyordu? Yarıçap buraya 12 yazıyorum. Buraya da 12 yazıyorum. AB uzunluğu x artı 8. Yani şu mesafe x artı 8'miş. Bunu da şuraya yazabilirsiniz. Nasıl göstereyim? Yeşille yazayım. Şu mesafemiz x artı 8'miş. Şu CD uzunluğu ne kadarmış? O da nerede yazıyor? Şurada yazıyormuş. 3x eksi 2. Şekli böyle. Yani anlatılan olay. Ne yaptım? Buradaki metni şekle aktardım. Evet, şimdi AB kirişi daha uzun olduğu için o halde bu ne olmasa da şöyle diyelim. AB küçüktür o halde değil mi? AB uzunluğu daha küçük. Kime göre? CD'ye göre. Yani CD daha uzundur. O halde AB yerine ben burada ne yazarım? AB yerine x artı 8 yazıyorum. CD'ye ne yazmam lazım? CD'ye de tabii ki 3x eksi 2 yazıyorum. Ve bu işsizliği çözersem ne gelir? X'i buraya atarsam eksi diye geçer. 2x kaldı. Bunu da buraya attım. 10 yaptım. Her tarafı 2'ye böldüm. Buradan ne oldu? 5 mi yapar? Yani işte böldüm işte. Şuraya geri alayım. 5, 5 yap. X neymiş? X'ler 5'ten büyük bir sayıymış. Ha, burada üstten sınırlamam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Şu sayılar da nedir? Kirişi geçe yani kiriş burada en büyük kiriş çap olduğu için çapında 24'tür değil mi? Hani 12 burada var, 12 de şurada var, 24 yapar. O halde bu ikisi de 24'ü geçemiyor. Yani şunu demek istiyorum. 3x eksi 2 sayısı 24'ten küçük olması gerekiyor. Benzer şekilde x artı 8 de yine nedir? 24'ten küçük olması gerekiyor. Bu işsizliği çözersem buradan ne yapar? Bunu buraya attım. 26 yaptı. Her tarafta 3'e bölersem x buradan ne geldi? X küçüktür. 26 bölüş geldi. Bunu çözersem x buradan ne yapar? Bunu buraya attım. 16'dan küçük bir sayıymış. 26 3'e bölersek yaklaşık ne gelir? 8 küsur gelir değil mi? 8 küsur evet. Evet şimdi çözüm kümesinde sayı doğrusunu göstermek istiyorum. Şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. Rengi değiştirelim. Evet. Bizim şu eşitliği yazacak olsam burası 5'ti. Şöyle kaleme geçeyim. Şurada 5'i yazıyorum. Bu 5. 5'ten büyük olan sayı da bu tarafta. Şurada neyi bulmuşum? 16'dan küçük olan sayılar var. Bu ikinci eşitsizliğim. Şu 16 yazıyorum. Diğeri de 26 bölü 3. 26 bölü 3 de nedir dediğim gibi. 8'den biraz büyük. 9 değil ama. 26 bölü 3'ü buraya yazdım o halde. Bu da bu taraftaymış. Değil mi? Bundan küçük olacak. O halde bu 3 tane eşitsizliğin ortak bölgesi neresi tabii ki? Şurasıdır. Yani 5 ile 26 bölü 3 arasında değişir bu tam sayılar. Burada hangi tam sayılar var? 6 var bu arada. 7 var. Değil mi? 8 var. 9 yok. Neden? Bu 9'dan küçük bir sayı için 3 tane değer vardır. X'in acaba kaç para tam sayı değeri var? 3 tane olması gerekiyor. Yani cevap C olması gerekiyor. Cevap C'ymiş zaten gördüğünüz gibi. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet, gelelim diğer sayfamıza. Yine bir notumuz var. Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş bu noktada çapa dik olan kiriştir demiş. Çemberin içindeki bir noktadan geçen çemberin içinde mesela P noktası almış. Buradan geçen bir ne var? Kiriş var. Şu AB mesela. Burada geçen en kısa kirişteki neyi kastediyor? Mesela bu P noktasından geçen kirişleri ben size göstermek istiyorum. Şu şekilde şuradan geçen kirişleri. Mesela şu siyahlar değil. Bunu da çizeyim. Mesela şu bir kiriştir değil mesela. Bu bile daha uzundur değil mi? AB'ye göre. Şu AB'ye göre bile daha uzun.
Şunu çizersem işte P'den geçiyor yine başka bir. Bu biraz daha uzun oldu. Mesela şöyle devam edersem biraz daha çizeyim işte sen şöyle. Bu biraz daha uzun oldu. P'den geçen başka bir kişi daha çizeyim. Tam merkezden geçiyor. Bu en uzun. Değil mi? Bu şekilde kişiler çizdim. Burada en kısa zaten bu olmasan çünkü. Bu şekilde dolandırabilir. Yani şu tarafına çizebilirsiniz mesela şöyle. Bu biraz daha uzun oldu AB'ye göre. İşte şuradan çizebilirsiniz. Bunlar nedir? P noktadan geçen, sabit noktadan geçen çizgilerimizi bu şekilde düşünmek lazım. Burada en uzun, yani P noktası sabit nokta olduğu için buradan geçen en uzun kiriş çaptır zaten. En kısa kiriş zaten bu merkezden gelen ve kirişe dik olan şu şekildeki yani dik olan kiriştir. En kısa budur yani onu demek istiyorum. Evet, çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş bu noktada çapa dik olan kiriştir. Bunu demek istiyorum ben de. Bu noktada demiş çapa dik olan çap derken zaten şu çap. Buna dik olan kiriş de bu. İşte bu en kısa oluyormuş. Değil mi? En kısa diyor çünkü. Bu şekilde AB en kısaymış. Neymiş? P noktasından geçen en kısa kiriş AB doğru parçası da şu. Benim de demek istediğim buydu zaten. Bu şekilde bunu da yorumladık. Evet, geldik buna. Yine O noktası çemberin merkezi görüyorsunuz. Tamam. P noktası görüyorsunuz. AO üzerinde şu doğru parçasının üzerinde bir nokta varmış. Aynı nokta. Şurası 8 birim tabii. Şurası 9 birim olacak şekilde ayarlanmış. Yukarıdaki verilene göre P noktasından geçen yani şu noktadan geçen en kısa kiriş demiş. Ha, en kısa kiriş neydi? Dik olan kirişti. O halde onu çizelim. Nereden? Şu şekilde. Yani şöyle çizsem bu uzundu mesela. Bu olmaz. Yani bizim doğru cevabımız şöyle olmaz. Tam şuna dik olacak şekilde çizmemiz lazım. Tamam. En kısa olan budur her zaman. O halde onu çizelim. Şunu tekrar iptal edeceğim. Yani şuradan neymiş? Şu çapa dik olacağı için daha ileriden mi almam lazım acaba şuraya? Yani şöyle bir şey olacak. Tam P'den geçecek. Biraz aşağıda kaldı ama önemli değil. Yani şu merkez, şu P noktası düşüneceğiz. Burada dik olacakmış. Çünkü çap ya şuradan geçen çaptır. Buna dik olanı çizdik. Şimdi gelelim şurayı birleştirirsem. Burada merkez. Burada merkezi. Merkezi ne yapayım? Şuradaki kenara birleştiriyorum. Burası kaç birim olacak? Yarıçap olacak. Yarıçap zaten şu ikisinin toplamı kadardı. 8, 9 daha 17 yapar. Buraya 17 geldi. Yarıçap 17. Burası 8 ise burası kaç olacak? Bu da bir özel üçgendi hatırlarsanız. Hangi özel üçgen bu? 8, 15, 17 değil mi? Şu 15 yazıyorum. P noktası şurası mesela K dersek. PK uzunluğu 15 birim. Bir de sorulan neydi? En kısa kirişin uzunluğu 15 boyut. Hani bu da eşit çeviriyor diye 15 ise bu da 15. 15, 15 tane yapar, 30 yapar. Demek ki bu kiriş en kısa 30 santim olacak ya da 30 birim var. Birimmiş. Bunun cevabı da bu şekilde bitmiş oldu. Evet. Diğer sorumuz var. Örnek 4 demiş. O noktası yine merkezin, çemberin merkeziymiş. O, C dikti. Şu dikmiş. A, B'ye görüyoruz şekilde. 12 vermiş. 9 vermiş. Tamam. Yukarıdaki verilenlere göre C noktasının yani şu noktanın demiş. Noktan geçen en uzun kirişin uzunluğu. En kiriş uzun, en uzun kiriş neydi? Çaptı zaten. Bir de çapı soruyor aslında. Bu da şurası yani. Onu da şekilde geçecek olsam. Şuradan geçen tam, şu merkezden geçen ve C'den geçen kirişte biraz çap oldu ama şöyle yapalım bir dakika. Şurası tam mavi çizim yeri var ya, burası da bizim aradığımız yer. Yani soruda sorulan yer burası. Bunu araştıracağız. Yani bize çapı soruyor değil mi? En uzun kiriş demek, en uzun kiriş demek çap. Çap ne kadar? İşte soru işareti. Tamam, biz bunu bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Tabii ki yine bildiğimiz Pisagor teoremi var burada. Şurayı bir dik birleştirdim. Şurada 9 var. Şurada 12 varsa burası ne yapar? 9, 12, 15. 3, 4, 5 üçgeni nedir? Katlardır. Burası 3 katı 3'ün, 4'ün 3 katı, bu da 5'in 3 katı 15. Zaten çap neydi? Yarı çapın 2 katıydı. O halde cevap 30 olması lazım değil mi? R'miz burada 5, 15 ise 2'de çaptı. O zaman burada 30 yapar. Cevap 30 yani. Cevap eden olması gerekiyor. Bakalım neymiş ya. Yani bu da buymuş. Yani bu da tamam. Geldik başka bir bilgiye. Bu da ne anlatıyor? Bakalım. O merkezi çemberin dışında bir A noktası. Şu A noktası çemberin geçtiğinin dışında görüyorsunuz. Noktasının çembere en kısa uzaklığı. Şu kısa uzaklığı neydi? Şu AB uzaklığı mesafesi. Çembere en uzaklığı. Yani onu ne demek istiyoruz? Onu da açıklayalım beraber. Şuradan çizdiğim en kısadır zaten. Yani şuraya çizersem burası ne yapar? Bir de daha uzun olur değil mi? Şöyle düşünsene de. Güneş ışınları dünyaya gelince böyle yani. Çünkü böyle daha da uzun olur.
Şöyle geldiğini düşün. Böyle geldi mesela ışın. Aydan gelen ışıklar ne de böyle şurayı daha uzun mesafe alır. Yani onu demek istiyorum orada. Böyle hayal edebilirsiniz. İşte en bunu tabii arkasına geçtiğini düşünürsek en uzun burası mesela. Şunları düşünmek lazım aslında şöyle. Çünkü çembere uzaklığı diyor ya, çember demek bütün çevresini düşünmek lazım. Şöyle de uzaklayabilirsiniz. Yani şu noktaların hepsi nedir? Çembere olan uzaklığıdır. Olay şudur yani şu nokta mesela işte şu nokta. Şu mesafe hep uzaklıklar A noktasının nedir? Çembere uzaklığıdır. En kısa mesafe şudur. Şu tam şurasıdır en kısa. En uzun da AC'dir zaten. Evet. O halde çember üzerindeki A'ya en yakın nokta B'dir demiş. İşte şurası en yakın bende. En uzak nokta C'dir. En arkadaki. Yani tam simetrik olarak tam bölüm iki yani ne diyeyim çember tam ikiye bölü şekilde giden şu şekildeki uzunluk var ya bunun tamamı bize en uzak olan noktayı gösteriyor. Şurası en uzak. Şöyle bir en uzak. Bu da en yakındır. Yani böyle bir bilgi verdik. Şimdi geldik olaya. ABC yine ABC'de bir dikdörtgenmiş. Görüyorsunuz şurada çember zaten. A noktası çemberin merkezi. Şurada A varmış yazılmamış. Şurası merkez yani. 12 birim verilmiş, 4 verilmiş, 5 verilmiş. Bunlar hepsi var şekilde. Yukarıdaki şekilde Z noktasının çembere olan uzaklığı. C nerede? Şurası. Yani bunun çembere uzaklığını sormuşlar. Tabii en kısa uzaklığını sormuşlar. Ona dikkat. En kısa derken neyi kastediyor? Şöyle çizecek olursam. Çembere aslında en uzak deseydi şu aşağıda devam ettiğim şöyle. Evet. Şimdi gelelim düşünceye. C noktasının çembere en yakın noktası burası kısa. Yani şu mesafe en kısadı. En uzun sorsaydı yani şurada en kısa demiş ya en uzun sorsa o zaman şu noktayı şurayı düşünmek lazım. Kolay anladın mı acaba? Çembere en yakın uzaklığı burasıymış. En uzak noktası burası. Bize en kısayı sorsun ben şurayı bulacağım. O halde bir geri alıyorum. Şu kısım gerekli değil yani. O zaman benim araştırmaya burası. Buna x diyorum. X işte soru işareti. Bunu nasıl bulacağım? Tabii yine çemberden yararlanacağız. Şimdi şu yarı çap olsun. Şuraya 5 yazabilirim değil mi? Şurası 5 yarı çaptır. O zaman bu da 5'ti. Buraya 5 yazıyorum. Şurası 9'dur. Değil mi? Şurası 5. 4 daha 9. Halde şu kısa kenar 9 oldu. Buraya 9 yazıyorum. Buna dikdörtgen olsun. Dik yazıyorum. Şunun tamamı kaç yapar? Burası 12 yapar değil mi? Burada ne? Bu nereden geldi? Şu dikdörtgenin uzun kenarını buraya taşıdım. Burada hangi özel üçgen var? 9, 12, 15 üçgen. Yani şunun AC uzunluğu 15 olmak zorundadır. Mesela oradan dolayı. O halde X'e ne kalır? Şurada 5 vardı ya. 5 artı X artı 5 neymiş? 15 olması gerekiyor. O halde X buradan ne yapar? 10 yapar. Demek ki X 10 birimmiş. En yakın nokta uzaklık olarak 10 birimmiş. Yani cevap değişik olması gerekiyormuş. Hocam süre bitti. Bir de derste kimse kalmadı. Öyle mi? Tamam, o Evet. halde bitirir miyiz? Diğer örnek 6'ya mı geldik? O halde? Örnek 6'da kaldık. Evet, Diğerde örnek kaldık. 6'da kaldık. Tamam, o halde oradan devam edelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.